çekiyor mu çekmiyor? Niye? Oku bakayım. Hazdırov ya. Tarzını seveyim senin. Şunu kaçırıyorsun bu arada. Çok kötü kokuyor burası. Çünkü keyfim yerine geldi. Gıcık taraflarımız çok var. Günaydın. Tatile çıkabilmişiz. Neden? Çünkü Firuş'um bakın. Zumba gibiyim. Maşallah, sen yine maşallah de. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Uçağa bineceğiz. Taşlı Hanım hazır mıyız? Babalarla hazırız. Hiç bu kadar çok ekran görmemiş olabilirsin. Bebeğim. Canım. Alo. Taşlı Hanım henüz uyanamamış. Havaalanında da olsam sabah çorbamı mutlaka içerim. Çünkü Anadolu'luk. Anadolu'luluk. O benim kaşığım. Doğdu güneşim. Uçak desene bir kere. Uçak. Gazipaşa Havalimanı'na geldik şimdi Alanya'ya. Ala Taşlı uçağa bay bay diyor. Otele doğru ilerliyoruz. Hadi görüşürüz, bay bay. Kızımın oynamayı en sevdiği şeylerden biri pipet. Evde bile pipetimiz var. Bir paket almıştık. Bizi almaya geldi. Bir uçak daha inecekmiş. Onu bekliyoruz şimdi. Açlıktan da karnımız zil çalıyor. Bir şeyler yiyeceğiz. Şu bedenden hiç bekler misiniz açlıktan başım ağrıyor denmesini? Yani Firuze gerçekten yiyor, seviyor yemeği. Yoksa nasıl biz böyle güzel bir ikili olabilirdik ki, değil mi aşkım? Aynen, inanmıyorsun. Tatlı bir çift. Ben bayılıyorum. Bize Instagram'da öyle diyorlar ya. Tatlı bir çift. Çok naif bir çift. Aynen. Halbuki bizi tanısalar. O kadar da naif değiliz yani. Bizim de gıcık taraflarımız çok var. Özellikle Firuze'nin. Firuze ile Taşlı şuradaki köpekle oynamaya gitti. Ben de size birkaç bilgi vereyim. Burası Gazipaşa Havalimanı. Bizim otelimiz Alanya'da. Oraya en yakın havalimanı burası. O yüzden burayı tercih ettik. Otel, havaalanından transfer artı uçak. Bütün hepsini birden almıştım. O yüzden uçak biletimizi kullandık. Geldik buradan otele bizi transfer edecekler. Ala Taşlı'nın açık büfe menüsü. Bezelye haşlama, haşlama patates, maş fasulyesi, sebze püresi ve peynir. Blue açtığımızdan beri ilk kez kendi rızamla kamerayı elime aldım. O yüzden herkes şurada. Şaka bir yana, ben gerçekten tatil ilk günleri genelde müzeliyorum. Bir yıl bunu buradan kabul ediyorum. Çünkü çok yorgun oluyorum. Gece 4 gibi kalktık ve o saatte kadar biliyorsunuz ara taşıyor. Aşırı güzel uyumuyor. Önceki günde zaten çalışıyordum falan filan derken stres, klima, sinüzit hepsi bir araya geliyor. Daha yeni kendime geldim çünkü işte bir şeyler yedim. Kahve gerçekten çok iyi geldi. Bu gereksiz detaylara gerek var mı bilmiyorum ama şimdi yemek yediğim için açıkçası mutluyum. Abdullah da kesin aşırı mutlu ve kesin tabağını çok doldurdu. Sürekli tabak çekmeyeceğim ama lütfen bakın. Neyse, gene çok zararlı şeyler almamışsın ya. Herhalde soğuk içecek alacak mısın? Ekmek yemiyorum, soğuk içecek alırım. Soda içeceğim. Tamam. Sahillerin aranan siması Ala Taşlı Yıldız ya. Gerçekten. Bir tane Rus amca vardı, hasta oldu çocuğa. Resmen gel, o İngilizce bilmiyor falan, konuşamıyor, böyle yapıyor. Yapıyor. Hadi el salla kameraları. Çok taşıyor. Neyse, ben bir manzarayı çekeyim. Ah, salladı. Selam. Naber? Akşam tutar, şu an saat 10:30 en fazla. Benim aşırı uykum geldi. Bugün tatilin ilk günü diye. Hadi dedim kameraya bir merhaba diyeyim. Ala Taşlı uyudu. 2 saat falan. Bebek arabasını uyudu akşam yemeğinden sonra. Havuza girdik çıktık. Bizim tatillerin genel işleyişi bu. Her akşam, o yüzden anlatmayacağım. Bir kere anlatayım dedim. Ala Taşlı'yı bir parti uyuturuz. Ben Abdullah'la gönlü olsun diye diyormuşum. Abdullah'la biraz takılırım. Sonra odaya çıkarım. O da gece yarılarına kadar aşağıda orada burada gezer. Çünkü çocuk 2 saat sonra uyanıyor ve ben mecburen odaya çıkmak zorunda kalıyorum. Emziriyorum falan. Ve gerçekten uykum geliyor. Çünkü bütün gün ona yoruluyorum. Analar beni anlar. Keyif de alamıyorum yani. Şimdi kızı emzirdim. Pijamalarını değiştireceğim. Çok terlemiş. Yarın yine görüşürüz. Bye. Nereye gittin sevgili? Anne, karaya vurdum.
kok. Dede. Gel burada dalga. Dalga. Her şeyi de söylermiş. Diş. Hop. Salam. Şimdi akşam yemeğine indik. Ali Ataş da hayatında ilk kez cello gördüğü için ona öğretmek istedim. Bir de yan flüt vardı. Onları da izledi biraz. Buradan gidince bütün müzik aletlerini öğrenmiş olursun kızım. Hadi sen izlemeye devam et. Saçım uzun olduğu için başım ağrıyor ıslak kalınca. Mecburen bu buff denen şeylerden aldım. Ben motorcu değilim, dağcı değilim, kampçı değilim. Neyse bir saate kadar bana sıcak basar ve bunu atarım kafamdan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yemekten sonra bir yehavet çöktü bana. Senin uykun geldi. Hadi uyu da anneyle takılalım be. Hadi yap bir güzellik be kızım. Sıcağa geldiğim için çok yemin ediyorum yemek yerken o kadar üşüdüm ki. Klima artı cereyan. Saat 8:30 oldu. Yanıyor. Alanya çok sıcak. Çok çok sıcak. Fürüşte Ali Ataş'ın yerini kapmış. Ali Ataş da ortada. O dolanıyor. Taç'la uyumadık. Biz biraz otelden dışarı çıktık ve bu Huri dükkanına bulduk. Her şeyin bembeyaz olduğu ya da her şeyin beyaz gibi göründüğü bir dükkan. Bu arada biraz fiyatlara baktık. Burada tam bir geçirme politikası var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani Türkseniz sıkıntı yok. Hani anlıyorsunuz mevzuyu da herhalde Rus turistlere bayağı bir yüklenmece var. Bir müslin elbise 2-3 yaş 750 lira, bir müslin tulumda 1800'dü. Türkçe konuşurken rahat rahat her şeyi söylüyorum çünkü burada çok az Türkçe konuşan var. Bir dakika, şuna bak, şuna bak. Big size, big size. Beni çek. Dur. Burada. Zaten video çekiyorum. Burada odaklanılacak yere gidiyoruz. Tamam, Firuze'ye uygun bir yer bulduk. Arkadaşlar bugün yemin ediyorum ki söz vermiştim. Demiştim ki bugün uzun kalacağım. Dün söz vermiştim. Ama ben hastalandım, yani rahatsızlandım. Ve Ali Ataş uyudu, benim de uyku bastırdı. Bir de sıcak hava. Ali Ataş'ım da şurada uyuyor. Ben şimdi Firuze uyuduktan sonra diskoya giderim. 12'de açılıyor canım. 12'de açılıyor. 3'e 4'e kadar takılırım. Tam bir baba gibi. Ne yapacağım ben de? Bizimki geliyor bu. Ben de 11-11.30'a kadar izlemediğim programları falan izliyorum YouTube'dan kulaklıkla sonra. Kulaklıkla mı? Sonra yatıyorum. Yok, kulaklıkla değil. Ne burada bak, tam şu koltukta. Şu koltukta oturup şu koltuğa ayağımı uzatıp izlemediğim programları izliyorum. Kids Club kapalı her sabah. 10'da açılıyor. Kızlar bazen 10 çeyreğe kadar kalıyorlar. Her gün açılmasını kapı önlerinde bekliyoruz böyle. Kapalı, evet. Niye ne? En rüküş halime çekiyorsun? Senin en rüküş halin bile iddialı bir hal çünkü, anladın mı? Olay bu. Benim de saçım uzun olduğu için kurumuyor. Ya 50 saat bir de birbirine dolaşıyor. Ben bu saçı keseceğim. Yorumlara yazın, ben bu saçı keseyim mi kesmeyeyim mi? Bıktım gerçekten, bunun bakımı çok zor ya. Biz yemeğe gidiyoruz. Yarın Ali Ataş'ın deniz ve havuz görüntülerini çekeceğim. Sadece sizin için. Sadece Ali Firu YouTube kanalına özel. Hadi bakalım. Gülüm gülüm Selim, acıktın mı? Bu ara her yere tırmanma perileri geldi kızıma. Otelde Türk günü var. Metin Işık'tan Ağla Gözüm Çalıyor abi, tamam o da bizim kültürümüzün bir parçası da. Yani Ruslara, Almanlara Türk kültürünü böyle mi anlatacağız? Ağla gözüm ağla ağla, gülemem bugün. Millet tatil yapmaya gelmiş, gülemem bugün diye adam şarkı söylüyor. Afiyet olsun Balle Lokmam. Canı çekenlerden özür dilerim ama yani şöyle de bir tabak yaptım yani. Turkish Night'ın hakkını vereceğiz bugün. Afiyet olsun Ahmet. Su şişesinin içine et, kabak,
brokoli, ne varsa atmış ve onu içiyor. Baba nasıl olsa midemde kayışacak. Günaydın. Tatilin en sevdiğim saatleri, böyle sabah erken saatler. Su soğuk olsa da aslında en temiz olduğu, en dingin olduğu zaman bu zamanlar. Havuzlar da öyle tabii, bomboş. Halbuki bundan 2 saat sonra burası kıyamet gibi olacak. Böyle aslında her şeyi uzun uzun çekip sıkıcı yapmak istemiyorum vlogu. Çünkü öyle hem video çok uzun oluyor, kurgulaması zor oluyor. Hem de yani algı dağılıyor video izlerken. 6 günün hepsini çekmektense ara ara bir şeylerden parçalar koyup oradan bir bütün oluşturmaya çalışmak hoşuma gidiyor. Şimdi size bir sahili çekeyim boşken, nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Her sabah bu havluları alma görevi benim. Ailemizde. Bu ulvi görevi ben yapıyorum. Firuze de çocuğu hazırlamak gibi daha basit işlerle, daha kolay yapılabilir işlerle uğraşıyor. Buradan hemen duyar reisler duyarlarını kasmaya başlayacaklar. Abi kolay gelsin. Burası Alanya Türkler bölgesi. Biz burada şöyle küçük bir koydayız. Bu koyu 3 otel birlikte kullanıyor ama yettiğini söyleyebilirim. Biz burayı şundan dolayı tercih ettik. Çok birden derinleşmiyor ve kum oranı fazla denizin. O yüzden hala taşlı rahat rahat oynasın diye burayı seçtik. Erkenden gelip yer kapmazsanız sonradan şezlong bulmak çok zor oluyor. Siz de geriliyor musunuz ya şezlonga eşya koyunca, ya giderse ya çantayı götürürlerse diye böyle alternatif saklama yolları geliştiriyor musunuz? Ve işte vlogumuzun gerçek renkleri. Küçük fürüş, büyük fürüş. Birinci fürüş ettin, ikinci fürüş ettin Keykubat. Gördüğünüz gibi sabahları portakal suyumu içmeden Hayırlamam, kahvaltı yapamam. Evet, Kids Club zamanı. Ben seni yiyeyim ya, tipe bak, mayosu da 10 numara. Şuraya uzanıp 2 saat deliksiz uyuma fikri çık aklımdan. Nereye bakıyor bu insanlar? Bak, oturmuş sanat eseri izler gibi. Canım. İzliyoruz işte. Yüzme başlasın. Kızıma şimdi bir yağlama operasyonu çektik. Birazdan da yıkama yapacağız. Bu nasıl bir kıyafet ve bu nasıl bir döbek? Karetta karettam. Nereye? Günaydın, tünaydın. Ben kameraya selam verdim mi hatırlamıyorum ama Alataşlı'nın deniz şapkasını unutmuşum. Ama bir miktar üzüldüm. Sen de üzülecek başka bir şey mi bulamıyorsun be Firuş derseniz? Evet. Bir prensesliğe bakalım. Kumsaldaki mesaim başladı. Yine 30 ila 60 santim arasında gidip gelen bir deniz, buluyor mu? Deniz zevkim. Bakın şu sahil güvenliğe bakın, tipe bakın. Alataşlı. Çok tatlısın ama ya. Küçük. Neyse siz oynayın, ben bir dalıp çıkayım. Büyük. Kızım maraba olmuşsun. Nasıl gidiyor bebeğim tatil? Saçlarıma söylediğim şarkıyı sizinle de paylaşmak istiyorum. Sizinle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Hep karışıyorsunuz, tarayıp çözemiyorum. A de bakayım. Bir de Y de. Şimdi bir de Ü. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. Ya bebeklerinizi suya sokmaktan korkmayın. Bir de suyun tadına bakıyor. Tuz, her seferinde tuzdan surata ekşiyor, devam ediyor ama. Yalnız ben de fakir can yamanı gibi takılıyorum, saçlara bak. 31 derece, hissedilen kaç acaba? Bilmiyorum. Yine ama benim beklediğim kadar sıcak değil. Evet, aynen. Yani biz daha sıcaklarını Fethiye'lerde falan gördük. Kahvaltıdan sonra hemen denize gittik. Alataşlı'yı gördünüz zaten az önce. Şimdi öğle yemeğine gidiyoruz. Sonra da bir uyku operasyonu. Çünkü bilirsiniz bebekli aileler bebek uyuyunca uyurlar. Biz de bir 2 saat falan uyuyoruz. Akşamüstü oluyor zaten 4. Sonra hemen tekrar denize, havuza. Sonra yemeğe, yani gerçekten yemek ve yüzme üzerine kurulu bir düzenimiz var. Dur hanımefendi şey yiyor. Koltuk tutacağı yiyor. Tipe bak. Çok asapları bozuk ya. Acıkmış gerçekten. Ya düt ilerliyoruz. Düt diyor. Galiba. Özel şoförün lan. Doktor demişti ama gerçekten dişleri çıkacak diye. Sanırım full salya ve full kaşıntı var. Şu alan Rusya bu arada. Evet.
Gerçekten. Burası sıcak denizlere inen Ruslarla dolu. Aynen. Sıcak havuzlara inen diyelim yani. Yalnız acayip güzel çocukları var ya Rusların, böyle tatlı bebeleri var ya. Bir de girişkenler. Zdrovyat falan, aşırı reyli dilleriyle bir şeyler söylüyorlar. Ama o şeyi anlıyorsun yani, iletişime geçmek istiyorlar. Ben Ala Taşlı'ya hele bayıldılar. Yalnız bu çanta da biraz şov bence. Normalde kullanmayıp video çekmeye başlayınca kullanıyorsun çantayı. Bir bavul da bu zaten. Aynen öyle. Güzel ya, beğeniyorum. Güzel güzel, ben de beğeniyorum bunu. Beni mi? Bunu işte bak, şu gördüğünüz. Thank you. Gözlüksüz çıkmam abi stili. Çok çabuk kırışıyorsun o zaman. Biliyorsun gözlerin böyle. Böyle. Ben hep öyle geziyorum. Evet bak, mesela sen böylesin. Kafanda gözlük var ama böyle. Diyorum tak şu gözlüğü be abicim, yazık oluyor. Ya düşüyor be. Oo, omzuma bir kuş konmuş bak. Cikcikledin mi sen? Tatilde bile olsam Fenerbahçe maçını kaçırmam. Ama ya lütfen Fenerbahçe'ye sesleniyorum buradan. Şu taraftarın artık yüzünü güldürün. Bu sene bir şampiyon olun. Kurban olayım, yeter artık ya. Kaç sene oldu? İrfan Can, artık bir top görelim be. Tabii ben burada keyif yaparken Firuze yukarıda Ala Taşlı'yı yürütmeye çalışıyor. Çünkü Ala Taşlı hala anne sütünü istiyor. O yüzden tatilin tadını yine kocalar çıkardı. Tatilimizin son günü. Bugünü güzel geçirmeye çalışacağız. Şimdi kızları Kids Club'a gönderdim. Bakın, Kids Club'ın kapısında heder olmuş bir genç kız. Arabayı çektim restoranın ortasına. Burada takılıyorum. Ben Ala Taşlı. Annem babam yemek alırken onları bekliyorum. Düt düt. Artık son gün gitmeden önce Ala Taşlı Hanım bir cello gösterisine daha katılıyor. Ve klasik müzik eşliğinde halay çeken bir adet fürüş. Firuze şimdi Taşlı'yı uyutmaya gitti. Ben de aşağıda can sıkıntısından Instagram profilimde size soru soruyorum. Artık Alanya'dan ayrılma vakti. Uçağımız var, İstanbul'a dönüyoruz. Dombik prensesim de uyandı. Gördüğünüz gibi peştemal giymiş. Hamamdan çıkmış. Ala Taşlı, günaydın. Kızım. Ve ağaçlara seslenmekle meşgul şu anda. Az önce dünya kadar veda videosu çektik, kapatma videosu çektik. Hiçbirini kaydetmemişim. Firuze benim o kadar dengemi bozdu ki. Bak bakayım şu güzel yüzünle bana. Sabahın altısı yüzü. Şimdi daha sonra paylaşırım. Böyle güneş seni falan çekmişim. Arkaya müzik koyup aşk yazacaktım size. Evet. Bak sen böyle demişsin bana. Ne demişim? Kalk köylü oturuşu yapma demişim kıza ya. O sırada vlog izliyorsun. Öyle işte, neyse şimdi keyfim yerine geldi. Tamam, ne diyorsun tatil için? Güzel bir tatildi. Ayla Taş'ın bizi zorlamadı. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle ona. Polislere gidiyorum. Yine derin tefekkür içinde, evet. Böyle şimdi ben buna gidip çalışacağım. İşe gideceğim. Öğleden sonra işe gideceksin değil mi? Bakın. Sabahın altındaki hallerimizi, şiş gözlerimizi, şunları bunları boşuna göstermiyoruz, tamam mı? Hı-hı. Her zaman söylediğim gibi, parayla değil, sırayla değil. Sadece içinizden gelen istekle şu kanalı takip edin. Yorumunuzu yapın, beğenilerinizi lütfen bildirin. Bu videoların devamı gelsin istiyorsanız. Firuze Hanım yine Abdullah Bey'in sinirlerini bozsun istiyorsanız. Kanalımızı takip edin, sizi seviyoruz. Seni de seviyorum canım karım benim. Allah razı olsun. R.O.